Taşıyan ve önümüzdeki dönem daha ileriye taşıyacak olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i arz ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepimizin lideri Mustafa Kemal Atatürk. Başkan'ın sunumunu izledik. Ben bir belediye başkanı gözüyle sunumu takip ettim. Şunu gördüm. 5 yıl bizimle beraber mücadele eden, yol arkadaşlığı yapan Ali Boltaç belediye meclis üyeliği sürecini boşa geçirmemiş. Dolu dolu geçirmiş. Bu projeleri de tahsisa uygun, uygulanabilir, işlevsel, toplum tarafından kabul gören projelere dönüştürmüş. Tarsus'u iyi analiz etmiş. Beklentileri iyi tespit etmiş. Neler yapabileceğini çalışmış ve bu projeleri burada bizlere aktardı. Tarsus bizim için her şeyden önemli. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu topraklarda doğmuş olmak, doymuş olmak, bebekliğimizden gençliğimize, olgunluğumuza kadar anılarımızın burada olması bizim için çok değerlidir. Hayatta her şey maddiyat ya da şöhret ya da makam değildir. İnsanların ilkeleri, prensipleri olur. Dürüst olur. Değerleri korur. Mazisini unutmaz. Dostlarını unutmaz. Ahta vefayı bilir. Makam, para, şöhret uğruna insanları üzmez, insanları hırpalamaz. Biz Tarsus çocuğuyuz. Tarsus'a sahip çıkacağız. Tarsus'u çok daha iyi yerlere getireceğiz. Şimdi seçime sayılı gün kaldı. Mersin'de bir slogan vardır. Sayılı gün çabuk geçer. Mersin için, Tarsus için, nokta. İstediğimiz bu. 18 gün kaldı. Ben sonucu tahmin edebiliyorum. Görebiliyorum. Ali Boltacı Tarsus'a başkan yapacağız. Seçime kadar sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ali Boltaç başta olmak üzere. Ali Boltaç'a, sonra Vahap Seçer'e. Ben hakkımı da ona veriyorum. Bu önemli bir cümledir değerli dinleyiciler. Diyorum ki Ali Boltaç'ı Tarsus'ta seçtireceğiz. Sonra da Vahap Seçer'i Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci kez başkan yapacağız. Buraya kadar sizin göreviniz. Başta sevgili partililerim, bir araya gelmeniz gerekiyor. Bunu istiyorum başkanımız olarak. Bu şart. Başarının yolu birlikten, beraberlikten ve inançtan geçer. Bu kavramlar yoksa başarı falan olmaz. Bir kere bunu unutalım. Ali Boltaç genç bir kardeşimiz, bir evladımız. Ancak yaşına rağmen özellikle siyasette deneyim kazanmış
olgunlaşmaya yüz tutmuş bir insan. 5 yıldır yakın çalıştım. Birçok şeyi paylaştım. Birçok görev verdik. Bakın ben ilk yurt dışı gezisine Ali Boltaç'ı götürmüştüm. Çünkü biliyordum ki hem partim için, hem memleketim ve hem ülkem için yeni nesil siyasetçileri yetiştirmemiz lazım. Bizlerin deneyimlerini, görgülerini, özgüvenini onlara vermemiz lazım. Bu kardeşimize Tarsus halkının bir şans vermesi lazım. Sadece 31 Mart'ta o desteği istiyorum. Ondan sonrası Mersin Belediye Başkanı olarak Tarsuslu Vahap Seçeray. Bu kadar söylüyorum, nokta diyorum. Burada yazıyor. Burada yazıyor. Uyumla, huzurla yollar memnuniyete çıkar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir oluruz, birlik oluruz, iri oluruz, diri oluruz. Sizleri mahcup etmeyiz. 5 yıl önce 2019'da sizlerden oy isterken, o zaman da birçok arkadaşım gibi Ali Boltaç başkanımız Vahap Seçer Hoca desteğini istiyoruz dedi. Köy köy gezdi. Bütün arkadaşlar. Kendisi de meclis üyesi adayıydı. Ben de meclis üyesi olacağım dedi. Hiç merak etmeyin dedi. Bizler de, diğer arkadaşlar da söyledi. Sizleri mahcup etmeyiz. Sizlerin başını öne eğdirmeyiz. Hele hele partililerimizi onurla, şerefle Tarsus sokaklarında, Mersin sokaklarında başı dik, alnı açık gezdiririz dedi. Bunu da başardık. Sizler hemşehrilerimiz olarak, Tarsus hemşehrilerim olarak, biliniz ki hemşehriniz Tarsus'tan Mutamut'tan Çamlıyayla, Erdemlisine, Silifkesine, Toroslarına, Yenişehir'ine, Akdeniz'e. Bu kentte yaşayan sadece Türkiye Cumhuriyeti kimli değil, sığınmacısı, Afganlısı, Rusu, Ukraynalısı, Kuzey Iraklısı yaşayan 2 milyon insanın gönlüne girmiş bir başkandır. Şurasındaki sevgiyle, saygıyla o sevgiyi kazanmıştır. Biz herkesi kucaklıyoruz. Herkesi ailemizden biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Buradan yurttaşlarımıza sesleniyorum. Özellikle Tarsus yurttaşlarımıza. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 adayız. Büyükşehir'de hemşehriniz Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanlığı'nda Ali Boltaç. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz Atatürk'ümüzle oynuruz. Bunu her ortamda cesurca da söyleriz. Ama hizmet deyince, bakın burada al bayrağımızı simgeleyen ay yıldız sembolü var. Görüyorsunuz. Rozetimiz Türk bayrağı olur. Herkesi, bütün yurttaşlarımızı ayrım gayrım yapmadan kucaklarız. Herkese sıcak elimizi uzatırız. Herkesin oyuna talibiz. AK Partili bizim düşmanımız değil. MHP'li bizim düşmanımız değil. Saadet Partili, Yeniden Refah Partili, İYİ Partili. Hangi partili olursa olsun. Bizim görüşümüz belli. Sosyal demokrat, Atatürk milliyetçisi insanlarız. Bizim görüşten olmayanları biz düşman olarak kabul etmeyiz. Ama partilerin görüşlerini beğenmeyebiliriz. AK Parti'yi beğenmeyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni beğenmeyebiliriz. Bütün dostlarımızın, bütün hemşerilerimizin desteğini istiyoruz. MHP'nin de oyunu istiyoruz. AK Partili'nin de oyunu istiyoruz. Onlara hizmet sözü veriyoruz. Onlara ayrımcılık yapmayacağımızın, herkesi kucaklayacağımızın, herkese sevgi, saygı duyacağımızın sözünü veriyoruz. 5 yıldır da bunları uyguladık zaten. Nisan'dan sonra erkenden mesaimize kalkacağız. Ali Başkan'la beraber. Tarsus'taki projelerde
Beraber işbirliği yapacağız. Eksi olur, yanlış olur. Büyükşehir'in imkanları daha geniştir. İnsan kaynağı daha geniştir. Daha liyakatlı kadroları vardır. Bunların her birinden, hepsinden yararlandıracağız. Nerede eksiği var? Nerede destek istiyor? Nerede başkanım benim yanımda olun diyor? Biz Ali Boltaç'ın yanında oluruz. Tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri olur. Tüm teknik elemanlarımızla, tüm işi bilenlerle, başkan olarak ben her zaman yanında oluruz. Bu kadar sizlerden destek istiyorsak, özellikle ekranları başından bizleri izleyen yurttaşlarıma sesleniyorum. Bu demek değildir ki kuru bir destek. Seçimleri kazanıp burayı unutacağız değil. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Ali Boltaç'a sizden destek istiyorsak merak etmeyin, 5 yıllık süreçte, gelecek 5 yılda Tarsus Belediye Başkanı olarak Ali Boltaç'ın hizmetlerinde de her zaman yanında olacağız. Tarsusların yanında olacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Hiçbir endişemiz yok. Şimdi anketler yayınlanıyor. Paralı anketler. Paralı anketlerde bile 5 puan bizi önde gösteriyorlar. Bakın. Kaybettiremiyorlar. Taraflı anketler. Farkı büyük şehirde küçük gösteriyorlar. 10 puan, 15 puan aşağıda gösteriyorlar. Buradan iddia ortaya koyuyorum. Her iki belediye için. Diyorum ki 30 büyükşehir belediyesi var. 30 büyükşehir belediyesi. Rekor Mersin'den gelecek. Mansur Başkan diyor ya, en büyük fark Ankara'dan gelecek. Bakalım. İnşallah o da fark etmez. O da kardeş belediyemiz. CHP'li belediyelerden gelsin de, Ankara'dan gelsin, İstanbul'dan gelsin, Mersin'den gelsin ama birimizden gelsin. Biz de ortaya bir iddia koyuyoruz. Rekor oy Mersin'den gelecek. En yüksek fark Mersin'den gelecek. Gelelim Tarsus Belediyesi'ne. Hiç zannetmeyin ha, başkanınız yüksekten atıyor. Çalışan kazanır gençler. Çalışan kazanır. Tarlada iz olmayanın armanda yüz olmaz. Sizin büyükleriniz deneyimli insanlar bilir. Çalışacaksınız. Azmedeceksiniz. Az konuşacaksınız. Çok çalışacaksınız. Sonuç alacaksınız. İnsanları seveceksiniz. İnsanlara gideceksiniz. Nezaketli olacaksınız. Yardımsever olacaksınız. Bakın bakalım siyasette, seçimlerde başarı oluyor mu olmuyor mu? Bir deneyin bakalım. Biz bunları başardık. Biz bunları başardık. Lafdan haramilerin saltanatı yok edilmiyor. İcraatla oluyor. Bugüne kadar girilmeyen mahallelere girdik. İnsanlar bizi tanımıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi denince din düşmanı deniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi denince başka şeyler, kötü yaftalar yapıştırıyordu. Ama şimdi her yere gidiyoruz. Bugüne kadar bize oy çıkmamış mahallelere, köylere gidiyoruz. Vallahi evlatları gibi sarıp sarmalıyorlar. Abileri, babaları gibi sarılıyorlar bize. Masa başında hakem kesmekle siyasette başarılı olunmuyor. Biz herkesi seviyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Bizden olan olmayanı herkesi kucaklıyoruz biz. Büyüteceğiz. Ailemizi büyüteceğiz. Şimdi Tarsus'a gelelim. Adaylar açıklandı. Spekülasyonlar, tartışmalar. Bunları izliyoruz. Seçim elbette çalışarak, iyi bir kampanya götürülerek kazanır. Ama her şeyden önemlisi seçim stratejiyle kazanır. Nereye, hangi dakika, nereye dokunacağınızı, ne söyleyeceğinizi bileceksiniz. Toplarsınız, toplarsınız, toplarsınız meyveleri, bir hata yaparsınız. Sepetin altını boşaltırlar, keserler, o meyveler düşer. Dikkat edeceksiniz. Şimdi bugüne kadar Ali kardeşimiz gayet güzel geldi. İyi çalışmalar yaptı. Bizimle iletişim içinde oldu. Tarsus'ta bir iddia ortaya koyacak. Vallahi Mersin Büyükşehir'deki farkı aratmayacak Ali Boltaç. Aa, bu iddiayı da burada ortaya koyacak. Açık ara farkla kazanacak.
Bu iddiayı da burada ortaya koyuyoruz. Bakın, buradan gençlere sesleniyorum, gençlere. Gençlere sesleniyorum. Ekranları başından gençlere sesleniyorum. Gençler, vizyon ortaya koyan yöneticilerin peşinde gidin. Dini hassasiyetlerinizi, milli hassasiyetlerinizi kaşıyın. Aslında akılları başka yerde olanların peşine gitmeyin. Bakın Tarus'ta gencecik bir arkadaş var. Siz gençlere Ali Boltacı desteklemek yaraşır. Bir mesajım daha var. Gençler, annelerinize babanıza, büyük annenize büyük babanıza, vizyoner siyasetçilere oy vermesini telkin edin. Onlarla oturun konuşun. Eminim ki sizler dünyayı okuyorsunuz. Çağı yakalamışsınız. Özgürlük istiyorsunuz. Demokrasi istiyorsunuz. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Bunu büyüklerinize anlatın. Takım tutar gibi parti tutmamalarını sağlayın. Mersin'de Vahap Seçer'i, Tarsus'ta Ali Boltacı desteklemelerini sağlayın. Bunu gençlerden istiyorum. Gençler bizi seviyor, onu söyleyin. Çocuklar ve gençler Vahap başkanlarını seviyor. Yolda, sokakta, çarşıda, pazarda bunu görüyorum. Çocuklar diyorum niye sever bir siyasetçiyi? Hiç duydunuz mu? Sanatçıyı sever, şarkıcıyı sever. Çocuklar içgüdüsel severmiş. İçgüdüsel. Fotoğrafını sever, televizyonda görürse, sesini sever, kalben sever. Der ki bu amca bizim için çalışıyor. Bu amca iyi bir amca. Bu abi bizim için çalışıyor. İyi bir abi. İçgüdüsel bunu düşünür. Ve çocuklar, gençler bizleri seviyor. Bize Mersin'de oy oranımızı arttıracak olan gençlerimiz. Gençlerimizin telkiniyle de anneleri, babaları, büyük anneleri, büyük babaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekleyecek. Buna canı yürekten inanıyorum. Ali Boltaç Başkanımı buraya davet ediyorum. Son söz. Biriz, beraberiz. Büyük bir aileyiz. Tarsus'ta Ali Boltaç, Mersin'de Vahap Seçer'e desteğinizi istiyoruz. Protokolümüz ve belediye meclis üyesi adaylarımızı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Daha güzel, daha mutlu, daha yaşanır yarınlar için. Haydi Tarsus, bir oy Sayın Ali Boltaç'a, bir oy Sayın Vahap Seçer'e.